Aa, günaydın. Günaydın. Firdevs Hanım uyuyor da. Kimse kalkamadı daha. Bizimkiler de uyuyor. Nereye, siz hastaneye mi? Evet, hoşça kal. Güle güle. Benden de Beşir'e selam söyleyin. Söylerim. Hazırladın mı Nihal Hanım'ın arabasını? Hı hı. Evet efendim. Baba, Nihal çıktı. Heh, tamam. Sen de gitseydin hastaneye, idare ederdik biz. Nihal. Günaydın. Ben de gelebiliyor muyum seninle? Tabii, gelin. Beşir'i bir göreyim, yanında olayım ben de. Çok sevinir, hadi. Bir dakika, paltomu alayım, geliyorum. Siz de mi gidiyorsunuz? Evet. Şayeste mutfak sana emanet. Sait garajı temizlemeyi unutma. Yokum diye yayılmayın. Sonra külahları değişiriz. Nesrin, kahvaltı hazırlanmadı daha. Tamam, çıkıyorum. Tamam, tamam. Bekletme sen kızı, koş. Baba. Selam söyle. Nihal nereye gitti sabah sabah? Hastaneye. Beşir gelecekmiş ya bugün. Sabaha karşı Behlül Bey aramış. Uçağa biniyoruz demiş. Burada ambulans bekleyecekmiş havaalanında. Alıp hastaneye götüreceklermiş hemen. Bir de konvoy yapsaydı bari şöyle tantanalı. Efendim? Beşir Bey'in dönüşü muhteşem oluyor diyorum. Beşir'e artık daha fazla yüz verme. Günaydın dedim Bihter. Bu eve dönmesin bir daha lütfen. Ne oluyor sabah sabah? Rüyanda mı gördün? Çok düşündüm dün gece. Çok taviz verdin sen o çocuğa. Hastaysa hasta, geliyormuş işte bugün. Yatacakmış hastaneye. Evet. Behlül Nihal'i aramış. Alandan ambulans alıp hastaneye götürecekmiş. İyi. Adnan, sen ne dediğimi anladın mı benim? Tedavi ise tedavi. Baktırıyorsun işte, yeter. İyileştikten sonra alıp getirme yine buraya. Sakin ol. Sabah sabah bu öfkeyi anlayamadım ben. Elinden geleni yaptın onun için. Üzerine düşen her şeyi yaptın ama yeter artık. Seni daha fazla suistimal etmesine izin verme. Sen bütün gece bunu mu kurdun yoksa? Evet. İstemiyorum onu bu evde, kesinlikle. Haddini bilmezin Nihal'e karşı neler hissettiğini biliyorsun. Bütün bunlardan sonra bile bile gel otur yine kızımın etrafında dolaş diyecek halin yok herhalde. İyileşsin çocuk önce. Öncesi sonrası yok Adnan. Beşir bir daha bu eve gelmemeli. Nihal için de en doğrusu bu. Nerede kaldı bunlar?
Doyamadılar birbirlerine. Nihat hadi. Geliyoruz. Doruk da çok özlemiş bizi. Akşam görünce nasıl sevindi. Heyecandan çığlık attı. Canım. Bakıcısının kucağından böyle atlıyor üzerimize. Bu kız çok iyi çıktı Peyker. Siz yokken her gün kontrol ettim. Canı gönülden ilgileniyor çocukla. Çok memnunuz biz de ondan. Alıştık da birbirimize. Gel. Gel biraz da burada oynayalım ha. Anne kıskanıyor bak, çağırıyor. Otur kahvaltını et, gün sizin. Bol bol oynarsınız. Akşam Çetin'in davetine gitmeyecek misiniz? Çok yorgunum ben. Akşama kadar kendime gelip de hazırlanamam. Serilir yatarız bütün gün. Oğlumuzu da aramıza alırız değil mi oğlum? Sizden alırız haberleri nasıl olsa. Çok istiyordum ama ben de gidemeyeceğim maalesef. Neden? Hilmi de davetliymiş. Çetin aradı dün gece. Hilmi de geliyor. Senin için bir sakıncası var mı diye sordu. Yok dedim ona ama gitmemek en iyisi. Ya niye böyle bir şey sordu sana? Bozuk olduğumuzu biliyor mu? Çetin benim çok eski arkadaşım Nihat. Duymuş etraftan. Geçen akşam baloda sordu. Detaya girmeden söyledim ben de boşanmak üzere olduğumuzu. Madem öyle bile bile niye çağırmış onu da? Bir yanlışlık olmuş dedi. Halbuki çok da istiyordum gitmeyi. Belki de o gitmez. Yok, o riski göze alamam. Biz de gelelim seninle. Yok yok, karşılaşırız tadımız kaçar yine. Öbür türlü de onunla karşılaşmaktan kaçtığımızı düşünüp sevinecek ama. Çocuk gibi nispet mi yapacağız Nihat, sen de? İstiyorsun anne sen bu geceye gitmeyi. Yanında olacağız işte. Gideriz değil mi Peker? Tabii gideriz. İlginç olabilir. Dinlenecektiniz ama. Oho, akşama daha çok vakit var. Kahvemi içip kalkayım o zaman. Bir sürü işim var. Sonra hazırlanmaya vaktim kalmaz. Peki. Günaydın. Günaydın, buyurun. Beşir elçi getirildi mi acaba yurt dışından gelen hasta? Nihal. Tamam, teşekkür ederiz. Rica ederim. Özledim seni. Ben de. Merhaba efendim. Merhaba. Nasıl bizim oğlan? Yolculuk yordu biraz. Oksijen verdiler, odayı aldılar. Ay yazık ona. Nerede, hangi oda? Bu tarafta, gelin. Bizi görünce heyecanlanmasın sakın. Buraya geldi diye çok heyecanlandı zaten. Sakinleştirici verdiler. Burası. Beşir. Hoş geldin Beşir. Evlatçım. Heyecan yapma sakın, konuşmaya çalışma. Üzdün bizi oğlum. Korkuttun bizi. Çok korkuttun. Bizi bırakıp gider misin, böyle olur işte. Gemilerde bakamadın kendine. Yüksetti hastalığı. Ah, büyük sözü dinlemedin. Thank you.